Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere Malatya yöresine ait bir yemek tarifi vermek istiyorum. Malatya, Maraş, Antep, Urfa bu civarlarda sıklıkla yapılan bir yemek türüdür. Bir avuç kadar, şöyle 250 gram kadar kıymanızın olması yeterli, çok lezzetli ve kolay bir yemek yapacağız. Önden pişirmenize, kızartmanıza vesaire gerek yok. Yapacağınız fırın kabının içerisine kıymayı bu şekilde yayın. Üzerine bir orta boy kuru soğanı küçük yemeklik halinde doğrayın ve ekleyin. Minik minik doğrayabildiğiniz kadar küp küp doğrayın. Ardından 2-3 adet yeşil biber doğrayabilirsiniz. Ben de kap, e, kıl biber veya Charleston biber gibi biber olmadığı için 1 adet dolmalık biber doğruyorum küp küp. Doğramış olduğum biberleri de üzerine ekliyorum. Bu yemekte 2 adet orta boy patlıcan kullanacağım. Lütfen patlıcan miktarınızı kendinize göre ayarlayın. Patlıcan miktarı arttıkça domates miktarını da mutlaka arttırmalısınız. Çünkü domatesin ve sebzelerin suyuyla pişecek yemeğimiz. Patlıcanları da küp küp minik minik doğruyoruz. Kıymalı yaptığımız için doğrayabildiğiniz kadar minik doğrayın. Eğer ki benim patlıcanlarım çekirdeksiz olsaydı tuzu suya bekletmeden ekleyecektim. Ama baktım çekirdekli bir patlıcan. O yüzden tuzlu suya basacağım ve o acısını suya salması için bekletiyorum. Bu esnada ben 3 orta boy domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Olsaydı 4-5 adet kullanırdım çünkü böyle daha sulu ve daha lezzetli pişmesini sağlayacaktır. Ben de 3 adet kalmış olduğu için 3 adet ekledim. Böyle güzel sulu sulu olsun isterseniz 4-5 adet domates kullanmanızı tavsiye ederim. Mutlaka kabuklarını soyun ve minik küpler halinde doğrayın. Bu yemeğe sarımsak çok yakışıyor. 4-5 adet de 4-5 diş de sarımsak ekliyorum. Bolca eklemenizi tavsiye ederim. Oldukça yakışıyor. Sarımsakları da doğradım. Şimdi patlıcanların suyunu süzdüm. Temiz suyla yıkadım. Tekrar geldim ve suyunu süzdürerek patlıcanları da ekliyorum en son olarak. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Bütün yemeklerde olduğu gibi mutlaka bu yemeği de vermeden önce fırınınızı alt üst ayarda 200 derecede ısınmaya bırakın. Isınmış olan fırına süreceğiz. Üzerine bir tatlı kaşığı doluca toz kırmızı biber ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tatlı kaşığına yakında tuz ilave ediyorum. Lütfen tuzun acılık oranına göre değişir. Evinizde kullandığınız tuzun acılık oranına göre kendinize göre ayarlayın tuz miktarını. Güzelce elimizde harmanlıyoruz. Bu yemeklerde kuyruk yağı veya iç yağ çok lezzet verir ama bende her zaman bulunmuyor. Bir de takipçilerimin geneli beğenmiyor. Kuyruk yağı ve iç yağ kullanmıyorlar. O yüzden bu yemeği şöyle düzleştirdikten sonra ben sade yağ dökeceğim üzerine. Sade yağ yerleştireceğim. Sade yağ veya tereyağı elinizde hangisi varsa onu kullanın bir de arkadaşlar bu yemeği böyle bol sulu yapmak yemek isterseniz ben kullanmayacağım ama bir tatlı kaşığı salçaya bir çay bardağı su ile açıp üzerine dökebilirsiniz fırına vermedikten vermeden önce. ama ondan ziyade bol domates kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi fırına vermeden önce üzerine tatlı kaşığı yardımı ile bolca sade yağ paylaştırıyorum. Sade yağ veya tereyağı yemeğimizi oldukça lezzetlendirecektir. Bu yemeği Alt üst ayarda ısınmış 200 derecelik fırına süreceğiz ya mutlaka önden ısınmış olması gerekiyor. Fırınımı ben bir de 45 dakikaya ayarladım. 45 dakika içerisinde pişirecektir. Yalnız arkadaşlar 20-25. dakikadan sonra böyle fokur fokur kaynamaya başlıyor ya yemeğimiz. O sırada fırını açın ve bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce bir karıştırın yemeğinizi ve tekrar pişmeye bırakın. Mutlaka bir kez karıştırmanızı tavsiye ediyorum. İşte bu kadar basit. Önden pişirmeye, haşlamaya vesaire hiç gerek yok. Oldukça lezzetli bir yemek oluyor. Söylemiş olduğum gibi patlıcan miktarını arttırırsanız, domates miktarını da arttırmayı unutmayın ki güzel güzel pişsinler. 45 dakika içerisinde yemeğimiz hazır. Bu yemeğin yanına arkadaşlar pirinç pilavı ve cacık çok yakışıyor. Sizler de bu yemeğin yanına pirinç ve cacık yaparak servis edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.